Kosvesinde periyot arkadaşlar eğer üst çiftse pi bölü x'in katsayısıdır. Eğer üst tekse 2 pi bölü yine x'in katsayısıdır. Tanjant ve kotanjantta üst önemli değil. Direkt x'in katsayısı olacaktır. Şimdi buna göre 2 cos kare x'in periyodu pi bölü x'in katsayısına bakıyoruz sadece buradaki. Pi bölü 1'den evet pi. Bu doğru. İkincisinin arkadaşlar x'in kat sayısı bakın 1 bölü 2 paydaya 1 bölü 2 yazacaksınız. Küp olduğu için derece tek bu yüzden payada 2 pi yazacağız. 4 pi oldu bu da doğru. Son kısma gelelim. Artık orada da x'in kat sayısı eksi 2 ama mutlağını aldığımız için paydaya 2 yazacağız. Kare tek kuvvet fark etmiyor kodtanlarda direkt paya pi yazıyoruz. Bu da doğru geldi. E şıkkı hepsi doğru. İşlem yaparken pi bölü 2 pi'lerden kurtulmak lazım. Pi bölü 2 artı a dediği için 90'da isim değişir. İkinci bölgede sinüs pozitiftir. Kosinüs a olur. 3 pi bölü 2 arkadaşlar. 270'de isim değişir yine. Dördüncü bölgede kosinüs pozitiftir. Sin a olur. Sin b pardon b harfiymiş o. Eksi 270'de isim değişir ama üçüncü bölgede sinüs negatiftir. Bu yüzden eksi kos B olacak bir de önünde eksi var artı cos B. Sin pi eksi A, sin A'dır. 180'e tamamlayanlarda sinüsler birbirine eşit. Bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi artık cos A, sin B, cos B, sin A bildiğimiz sin toplam formülü. Sin A artı B, C şıkkı. Bazen böyle sorularda insan nereden başlayacağını şaşırıyor. İşte da gerçekten böyle soru çöze çöze insanın bence düşünme ve görme becerisi artıyor. Bakın şimdi. Hemen bir dik üçgen oluşturabiliyorum aslında buradan birleştirince gördünüz mü? Böyle alfa dersem şimdi düzgün altıgen olduğu için 30 30 120 üçgeni buraya oran sorduğu için kendim sayı vereceğim. 1 1 kök 3 diyeceğim. Burası 1 olsun. Düzgün altıgenin orta tabanı kenarın iki katıdır. 2 birim. Burası da arkadaşlar 1 bir birim. Böylece tan alfa karşı bölü komşudan kök 3 bölü 4 oldu. Bu bir. İkincisi şuraya da beta diyeyim. Burada da bak yine bir dik üçgen oluşturdum gördünüz mü? 1, 1, 30, 30, 120'den kök 3 birim. Sonra arkadaşlar burası yine zaten 2 artı 1'den 3. Tanjant beta karşı bölü komşudan kök 3 bölü 3 oldu. Normalde bu 30 derece biliyorsunuz ama burada her türlü zaten işlem yapmamız gerektiği için kök 3 bölü 4'ü bilmediğimizden normal yapacağız. Tan alfa kök 3 bölü 4 artı tan beta kök 3 bölü 2 şey kök 3 bölü 3 pardon bölü 1 eksi kök 3 bölü 4 çarpı kök 3 bölü 3 payda eşitliyorum 7 kök 3 bölü 12 bölü şu 3'ler giderse 1 eksi 1 bölü 4'ten 3 bölü 4 bunları sadeleştirelim 3 sonra arkadaşlar ee, ters çevireceğim. 7 kök 3 bölü 9 olacak. Cevap C şıkkı. Şu sağ tarafta şunu fark etmeniz gerekiyor. Normalde yarım açı arkadaşlar nasıl olur? 2 tan 42 bölü 1 eksi tan kare 42 olur. Doğru mu? Bakın bu kısım şu kısım tam tersi buranın ve 2 kat sayısı da yok. Haliyle o zaman şunu söyleyebiliriz. Burada 2 olsaydı bu ifade tan 84'ün tersiydi. O yüzden başa bir 2 getireceğiz. Çünkü payda da olması gereken şey yok. O zaman paya ekliyorum. Böylece arkadaşlar 2 tan 3x eşittir. Dikkat 1 bölü tan 84 çarpı 2. Bu ikiler gitti. 1 bölü tan 84 ne demektir? Kotanjant 84 demektir. Bu da tan 3x'e eşit kotanjant 84'te arkadaşlar tabii ki tan 6. Tanjant 3 x eşittir tanjant 6. 0 ile pi arasında demiş 3 x eşittir 6 artı 180 k. x eşittir 2 artı 60 k. k'ya 0 ver k'ya 1 ver bir de k'ya 2 ver. 3 verirseniz 180'i geçiyor. Toplam 3 değer için arkadaşlar değer sağlanıyor çözüm sağlanıyor c şıkkı. Şimdi payda eşitleyelim arkadaşlar. Bir şey söyleyeceğim orada. Sin x çarpı sin 20. Eksi cos x çarpı cos 20. Paydaya da cos 20 çarpı sin 20 yazdım. Şimdi şu formülü hatırladınız mı? Cos a cos b eksi sin a sin b. O zaman buna eksi parantezini alıyorum. Formüle uygun olması için böyle yapıyorum cos x çarpı cos 20 eksi sin x çarpı sin 20. Arada eksi varsa bu cos x artı 20 demektir ama eksi ile çarpılmışı. Şimdi aşağıda cos 20 sin 20 duruyor. Sonra arkadaşlar 2 sin 20 burada duruyor. Sin 20'ler o zaman sadeleşti. Eksi 2 cos x artı 20 bölü cos 20 oldu şimdi. Sa bu neye eşitmiş? Sin 50 çarpı cos ek 50 kosekant 50 demek zaten 1 bölü sin 50 demektir. Bunlar birbirini götürür. Kos 50, sekant 50. Zaten sekant 50 de 1 bölü kos 50'dir. Bunlar da gitti. Eşittir 2 oldu. İkiler sadeleşti. Şimdi artık içler dışlar. Kos x artı 20 eşittir. Eksi kos 20. İşte burası önemli arkadaşlar. Eksiyi de öbür tarafa attım. Eksi kos 20 ne demek? Ben bu eksiden nasıl kurtulurum? İşin içine kosinüs de eksi girdiği zaman içeri atma şansın da yok. O zaman şunu söylersin. İlk aklına gelen doğru olan. Tabi ilk aklına gelen değil. İlk aklına gelen doğrusunu yaz. Kosinüs ne zaman negatif oluyor arkadaşlar? İlk aklıma gelen ikinci bölgede. O zaman ben bunu şöyle yapabilirim. 180 eksi 20. Bak ikinci bölgede gerçekten kos 160. Böylece eksiden kurtuluruz. Çünkü Muhakkak kat sayıları aynı olması lazım. Bir taraf artı bir tarafa eksi olmaz soruyu yapamazsınız. Böylece x artı 20 eşittir. E, ne dedik? 180 eksi 20'den. 160 artı 360k. Dediğim gibi hocam ikinci bölgede negatif ama üçüncü bölgede de negatif. Merak etme sen bunu yazıp bir de üzerine şunu yazınca eksi 160 artı 360k yazınca o hesap etmediğin şey de burada devreye girmiş oluyor x eşittir 140 artı 360k. Burada da x eşittir eksi 180 artı 360k. Buradan şimdi bizden x açısı hangisi olabilir demiş. K'ya 0 verirsek 140 olabilir. K'ya 1 verirsek 180 olabilir. Ama zaten şıklarda d 140 olarak var. Dediğim gibi kosinüsü lütfen unutmayalım. Kos x eşittir kos alfa ise 1 x eşittir alfa artı 360 k'dır ya da x eşittir eksi alfa artı 360 k'dır. Kuralları iyi bileceğiz bu konuda. Uzunluklar 10'ar santim verilmiş burada. O zaman toplamda burasının uzunluğu 50 santim. Sonra DH'ı da 50 santim vermiş. Demek ki çubuğun boyu arkadaşlar 50 kök 2. AA, A kök 2. Hatta tanjant beta da böylece 45 olduğu için 1 olacak. İkinci durumda uzunluk değişmiyor. Yine 50 kök 2. Burası 10 santim. Hemen sıfırları sil. 5 kök 2 olsaydı 50 eksi 1'den Pisagor'dan 49'dan burası 7 olmayacak mıydı? Sonuç olarak sıfır eklersem 70'miş. Artık buradan tan alfa 10 bölü 70 yani 1 bölü 7. Tam beta eksi alfa. Ben kotanjant önce odaklanmıyorum. Çünkü onun formülünü ezbere bilmeye gerek yok. İsterseniz biliyorsanız problem değil. Tanjant beta eksi alfayı yapman yeterli. 1 eksi 1 bölü 7 bölü 1 artı 1 bölü 7. 1 ek, burada çünkü 1 var. 1 var onu da ekleyeyim ki yani tek başına işlem yaptığım gibi olmasın. Haliyle yukarısı 6 bölü 7 oldu. Aşağısı da 8 bölü 7. Böylece arkadaşlar 7'ye sadeleşti. 3 bölü 4 oldu 6 bölü 8'den dolayı. Bu tanjant beta eksi alfa eşit. Bizden soru kotanjant beta eksi alfayı istiyor. Yani bunun tam tersi 4 bölü 3 D şıkkı. Sin 2x arkadaşlar 2 sin x çarpı cos x. 1 eksi sin kare x de malum cos kare x'e eşit. Sadeleştirme yapmayalım kök kaybederiz. Bu yüzden öbür tarafa atıyorum. Cos x parantezinde 2 sin x eksi cos x eşittir 0. Attım cos kare x'i sağ tarafa. 1. Cos x 0 olacak arkadaşlar. Cos x'in 0 olması ne demek? Böylece x eşittir Kosinüs x sıfır olduğu zaman 90 derece olur bellidir yani bunun için 360 k yapmaya gerek yok 3, e, 270 de sıfırdır arkadaşlar Sonra böyle nokta nokta gider Daha da büyük yazmaya gerek var mı bilmiyorum ama şu anlık en azından bunları yazalım Gelelim şimdi buraya 2 sin x eksi cos x sıfıra eşitse Burada ne görmeliyiz 2 sin x eşittir cos x Sonra her iki tarafı arkadaşlar e, sin x'e böleyim cot x olsun kotanjant x de 2 olduğu için burada bilmediğim bir açı şimdi bu dar açı olarak düşünelim önce. x bir alfa açısı olsun. Alfa artı 180 k diyeceğim tamam mı? Sonra ikinci açı k'ya 0 verdiğimiz zaman birinci açı alfa. İkinci açı alfa artı 180. Üçüncü açı alfa artı 360 diye böyle gidiyor arkadaşlar. O zaman ilk açımız alfa çünkü o bir dar açı. Sonra 90 derece, sonra arkadaşlar e, alfa artı 180 çünkü 180'den büyük bir açı, 270'ten de küçük bir açı. Bundan sonra o zaman sırada ne var? 270 var cevabımız E şıkkı. Açının ne olduğu önemli değil. Belki uyduruyorum burası arkadaşlar 10 derece. En nihayetinde 270 dördüncüye kaldığı için net onun değerini biliyorum. Güzel bir soru E şıkkı olmuş oldu. Bu ezber bir soru tarzı. Kök 3 gördüğümüz yere tanjant 60 yazıyoruz. Sonra toplam formülüne veya fark formülüne dönüyor sorunun durumuna göre. Bakın şimdi sin 20 eksi sin 60 bölü kos 60 çarpı kos 20. Payda eşitliyorum sin 20 çarpı kos 60 eksi sin 60 çarpı kos 20 bölü kos 60. Şimdi sin a cos b. Sin b cos a. Demek ki bu neymiş? Sin 20 eksi 60. Önde olan 20 derece olduğu için sinde 20'den 60'ı çıkarıyoruz arkadaşlar. O da önemli. Sinde de sonuçta hangisinden hangisini çıkardığımız değerlidir. Bu yüzden buna bakacağız. Aşağısı cos 60 ya o 1 bölü 2'dir. Ters çevirirsek, çevirirsek çarpı 2 olur. Eksi sin 40. Çünkü eksi dışarı çıkar sin üstte. Çarpı 40 ol. 2 oldu. Cevap E şıkkı. Ok yönünde alfa derece dönerse, ok yönüne alfa derece dönerse şöyle bir görüntü olur. Tam böyle C'den alalım. Şöyle alfa derece saat yönünde döndürürsem bu da böyle saat yönünde döner. Şimdi bunu normal iki boyutlu görüntüde de göstereyim. Şöyle çünkü artık oradan işimiz biraz geometriye doğru gidecek. Bunu doğrusal bir şekilde devam ettireyim normalde bu kadar uzun ta değil tabii ki ama döndürdüm böyle bir görüntü oluştu ikinci durumda Şöyle bir D noktası Normalde böyle bir A noktası başlangıçta A noktası Burada C noktamız Şöyle yine Bir B noktamız Benden ne istiyor AD doğrusunun zeminle yaptığı açı Devam ettirdiğim zaman zeminle yaptığı açıyı görüyor musunuz AD doğrusunun bu beta Yani Beta artı Alfa üçgende 2 iç bir dıştan neye eşit 2 Alfaya Beta buradan ne oldu Alfa Soru benden kod alfayı istiyor Şimdi bakalım bir AB neydi soruda 60 BC neydi 25 5'in 5 katı 12'nin 5 katı 13'ün 5 katı Aslında bu 5- 12 13'ün bak 5 çarpı 5 5 çarpı 12 yani 5 12 13 üçgeninden yararlanarak Burası böyle 5-12 13 üçgeni gibi bu arada. 2 alfayı böyle yazarsam. Gerçekten tanjant 2 alfa bak 25 bölü 60 5'e böl 5 5'e böl 12. Burada böl 5 bölü 12. Ee, ne işime yarar peki bu? Hatırlıyor musunuz bir kuralımız vardı. Özel üçgenlerde bu 2 alfa dar açıysa şöyle bir ikizkenar üçgen çizersin yanına. Buradan e, karşısı 5 burası 12 burası 13. Bir kendim ikizkenar çizdiğim için burası 13 olur. Bak buraya da alfa derim. Artık kotanjant alfa 25 bölü 5'ten çok rahat gelir. Uzun uzun yarım açı yapmana gerek yoktur. Ne zaman bu kuralı uygulayacaksın? Eğer 2 alfa dar açıysa birleştir şöyle bir ikizkenar üçgen ve özel üçgen sayesinde olayı rahat bir şekilde hallet. Burada periyoda odaklanmak gerekiyor. Yoksa köklerini tek tek bulacağız diye bir şey yok. Şöyle periyot neydi? Eğer bu derece arkadaşlar tekse 2 pi bölü x'in katsayısı olan 4. Haliyle bunun periyodu pi bölü 2. Demek ki kökler pi bölü 2 pi bölü 2 artıyor. Bu yüzden pi bölü 8'e pi bölü 2 eklersek 5 pi bölü 8 şıklarda var mı bakalım. Evet var. Olmasaydı bir pi bölü 2 daha eklerdim. Olmasaydı bir pi bölü 2 daha eklerdim. Üstler aynıysa tabanlar çarpılır biliyorsunuz. Burada da o yüzden ne olacak? Cos kare 75 eksi sin kare 75 üzeri 4. Peki cos kare eksi sin kare ne demek arkadaşlar? Cos 2x demek. Bu yüzden cos 150'nin dördüncü kuvveti, cos 150 eksi kök 3 bölü 2. Bunun dördüncü kuvveti 9 bölü 16 c şıkkı. Döndürmede uzunluk değişmez. Tek kriterimiz aslında bu soruda bu olacak. Bakın DC ile DB döndürdüğünüz zaman değişmeyecektir. Zaten AB de DB'ye eşit sonuçta. Böylece şurası 5 kök 26, yine 5 kök 26 ve bizden bunu istiyor. Kos teoremi 25 çarpı 26 artı 25 çarpı 26 eksi 2 çarpı 5 kök 26 çarpı 5 kök 26 kos alfa. Kos alfayı da buradan yararlanarak hemen aradan çıkaralım. Şurası 5, burası 12, burası 13. Bakın kos alfa da 12 bölü 13 geldi. Bu işlemleri ben uzunca size düşündürmeyeyim. 100 çıkıyor arkadaşlar. 100 eşittir x kareden. 10 geldi C şıkkı.